güneş paneli bozulması ve ömrü. Peynirler, dökme demir tavalar, yüksek kaliteli deri gibi yaşla birlikte daha iyi hale gelen pek çok şey var. Ancak yatırım yaptığınız birçok ekipman için durum böyle değildir. Araba, traktör veya makineler olsun, çoğu cihazların sınırlı bir kullanım ömrü vardır. Birçok işletme, çiftlik ve ev için uzun vadeli ve harika bir yatırımdır. Güneş enerjisinin sizin için uygun olup olmadığına karar verirken, yaşam döngülerini anlamanız önemlidir. Bu videomuzda, güneş sisteminizin ne kadar dayanmasını bekleyebileceğinizi, zamanın panelleriniz üzerindeki etkisini ve yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için neler yapabileceğinizi ele alacağız. Güneş panellerinin ömrü ne kadardır? Üreticiye bağlı olarak, güneş panellerinin performansı 25-30 yıl garanti edilebilir, ancak panellerinizin bundan daha uzun süre elektrik üretmesi çok olasıdır. Güneş enerjisi kurulumunuzdan sonraki ilk 25 ila 30 yıl sistemin faydalı ömrü olarak kabul edilir, ancak paneller hala onlarca yıl daha uzun süre elektrik üretebilir. Aslında, dünyanın ilk modern güneş paneli 60 yaşında olmasına rağmen hala elektrik üretiyor. Bir güneş panelinin faydalı ömrü nedir? Diğer birçok ekipman gibi, güneş panelleri de ömürleri boyunca %100 performans göstermez ve birçok ekipman 30. yılında çalışmayı durdurur. Bunun yerine, güneş panelleri çok yavaş bir hızda yaşlanmasına rağmen yaşlandıkça da daha az elektrik üretir. Bu sürece de bozulma denir. Güneş paneli bozulması nedeniyle, çoğu panelin üretim garantisi yaşlandıkça değişir. Üreticiler genellikle ilk 10 yıla kadar panel üretiminin %90'ını garanti eder. 10 yıl sonra, kalan 15-20 yıl için bu oran %80'e düşer. Sistemin kullanım ömrü dolduktan sonra güneş panelleriniz elektrik üretmeye devam edebilir. Ancak finansal hedeflerinize bağlı olarak panellerinizi daha yüksek oranda elektrik üretecek yenileri ile değiştirmek isteyebilirsiniz. Güneş paneli bozulması nedir? Tüm güneş panelleri zamanla yavaş yavaş bozulur, bu da aynı miktarda güneş ışığından daha az elektrik ürettikleri anlamına gelir. Bu nasıl ve neden oluyor? Çeşitli dış etkenler, hava durumu gibi panelleri aşındırır ve elektrik üretme yeteneklerini olumsuz etkiler. Güneş paneli bozulmasının meydana gelmesinin bir yolu, güneş paneli hücrelerinin silikonunda oluşan mikro çatlaklardır. Bu küçük çatlaklar elektrik bağlantılarının bozulmasına neden olur, bu da güneşten gelen elektronlar için daha az yol olduğu anlamına gelir ve bu nedenle inverterinize ve evinize, işinize veya çiftliğinize daha az enerji gider. Diğer sorunlar, bağlantı kutusu yapışma hataları ve renk bozulmasıdır. Panellerin çeşitli faktörlerin neden olduğu bozulmalarının çeşitli yolları olduğundan çözülmesi zor bir problemdir. Güneş paneli üreticileri sürekli olarak gelişiyor ve panellerinizin güç çıkışını sürdürebilmesi için bu bozulma oranını azaltmanın yollarını buluyor. Ancak bu arada panellerinizin belirli bir oranda veya daha düşük bir oranda bozulması garanti edilir, bu nedenle yatırımınızın güvenli olduğundan emin olabilirsiniz. Güneş panellerinde bozulmaya neden olan nedir? Güneş paneli bozulmasına katkıda bulunan birçok farklı faktör vardır, ancak bunların çoğu kontrol edilmesi oldukça zor olan bir şeye bağlıdır. Hava durumu. Mikro çatlakların oluşmasının yaygın bir yolu termal döngüdür. Sıcak olduğunda hemen hemen her şey genişler. Soğuk olduğunda işler büzülür. Güneş panelleri buna karşı bağışık değildir ve onları zorlayan ve o küçük çatlakları yaratan sürekli ileri geri hareketlerdir. Benzer şekilde kuvvetli rüzgarlar, dinamik mekanik yük olarak da bilinen panellerin esnemesine neden olabilir. Ancak güneş sisteminiz uzmanlar tarafından kurulduğu ve kaliteli paneller kullandığınız sürece,
bu bozulmaya önemli bir katkıda bulunmamalıdır. Aşırı soğuk ve sıcak hava, nem ve kar ve buz da farklı voltaj potansiyellerine sahip güneş sistemi bileşenleri gibi yavaş yavaş güneş paneli bozulmasına katkıda bulunur. Aldığımız bir diğer soru da, güneş ışığı bozulmaya neden olur mu? Güneş panellerini harekete geçiren şey. Neyse ki, çoğu güneş paneli üreticisi, panelleri çoğu hasardan koruyan ultraviyole engelleyicili paneller oluşturur, ancak evet güneşin kendisi bozulmaya katkıda bulunur. Aslında, panelleriniz güneşe ve ultraviyole ışınlarına ilk maruz kaldıklarında kurulumdan sadece birkaç saat sonra en yüksek oranlardan birinde bozulur. Işık kaynaklı bozulma, LED olarak bilinir. Panelleriniz bu kısa sürede %1'den %3'e kadar bozulabilir, ancak bundan sonra bozulma çok yavaşlar. Güneş panelleri ne kadar hızlı bozulur? Ortalama olarak, güneş panelleri her yıl %1 oranında bozulmaktadır. İlk 10 yılda %90,25 veya 30 yılda %80 üretim garantisi veren güneş paneli üreticisinin garantisiyle desteklenir. Ancak, Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, NİREL tarafından yürütülen bir araştırma, güneş paneli bozulmasının daha doğru bir resmini gösteriyor. Bu çalışma, dünya genelinde çeşitli iklimlerde yaklaşık 2000 güneş sisteminin bozulma oranlarına baktı ve 2000 yılından sonra yapılan monokristal panellerin sadece %0,4 oranında bozulduğunu buldu. Kullanılan %1 oranının yarısından daha az. Güneş panelleri LED nedeniyle hemen birkaç yüzde kaybederken, bozulma oranı ömürlerinin geri kalanında önemli ölçüde yavaşlar. Güneş sistemimin ömrünü nasıl uzatabilirim? Tıpkı bir arabanın yalnızca belirli bir kilometre gitmesi veya bir ekipman parçasının yıllar sonra temasını kaybetmesi gibi, güneş panelinin bozulması kaçınılmazdır. Ancak yine de şirketinizin genel giderlerini veya evinizin aylık giderlerini azaltacak sağlam bir yatırım yapıyorsunuz. Ancak arabanızdaki yağı düzenli olarak değiştirmek gibi. Güneş panellerinizin kullanım ömrünü uzatmanın yolları var mı? Güneş panellerinin hareketli parçaları olmadığı için yapmanız gereken çok fazla bir şey yoktur. En iyi seçeneğiniz, sisteminiz kurulmadan önce bunu planlamaktır. Güneş panelleri sağlam ve basınca dayanacak şekilde yapılmış olsalar da, panelleriniz zorlu bir kurulum sürecinde çok fazla zarar görebilir. Sisteminizi yüksek kaliteli paneller ve parçalar kullanarak uzun vadede ve azami özenle kuracak sertifikalı güneş enerji uzmanlarıyla çalıştığınızdan emin olmak istersiniz. Enerji üretiminizi sistemin yaşam beklentisi boyunca ve hatta ötesinde yüksek tutmak için uzun bir yol kat edecektir. Güneş sisteminizi tasarlarken sizin ve güneş enerjisi tesisatçınızın göz önünde bulundurması gereken bir diğer faktör de bir yer seçmektir. Panelleri, bozulmayı hızlandırabilecek rüzgar esen ağaçlar ve çalılar gibi fiziksel hasara neden olabilecek şeylerin yanına yerleştirmekten kaçınılır. Güneş enerjisi nispeten bakım gerektirmeyen bir yatırım olsa da, periyodik bakım kontrolleri ve temizlik de güneş panellerinin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Ancak, sisteminize yarardan çok zarar verebileceğinden, temizlik ve bakım için uygun yöntemleri uygulayan ürünler ve şirketlerle çalışmanız zorunludur. Güneş paneli temizliği, güneş enerji sisteminiz bakım ve servisleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 30 yıl sonra güneş panellerine ne olur? Güneş sisteminizin beklenen ömrünün sonuna gelmiş olması, hala enerji üretemeyeceği ve size para kazandırmayacağı anlamına gelmez. Üreticiler, panellerin üretimi %80'in altına düştüğünde güneş panelinin, kullanım ömrünün sona erdiğini belirler ancak bu, daha az kullanıldığı anlamına gelmez. Paneller daha uzun yıllar enerji üretmeye devam edecek, ancak daha düşük bir verimlilik seviyesinde.
bozulma, güneş panellerine sahip olmanın normal, kaçınılmaz bir parçasıdır. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, ancak güneş sisteminizin faydalı ömrü boyunca sizin için ürettiği tasarruflar kaydedilebilir. Müşterilerimizden bazıları 5 yıl gibi kısa bir sürede geri ödemeye ulaşır ve bu da onlara sonraki yıllarda ücretsiz elektrik sağlar. Daha fazlasını okumak için internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.